%8, ikinci 6 ay %6 artı enflasyon farkı zam yapılması kararlaştırılmıştı. 4 milyon memurun 2022 ve 2023 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirleyen bu görüşmelerde hükümet ile memurları temsil eden yetkili sendika arasında uzlaşma sağlanmıştı. İleriyi göremeyerek görünüşte yüksek zam verildiği gibi anlatılan bu sözleşmeyle bugünlere gelindi. Fakat daha sözleşme süresi başlamadan enflasyon %21'lere yükseldi. Fiyat artışları ile zamlar daha cebimize girmeden eridi. TÜİK verilerine göre 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle yıllık tüfe %21,31 iken bağımsız enflasyonu araştırma grubunun hesaplarına göre tüfe %58,65 oldu. Çarşı ve pazarda %50'nin üzerindeki gerçek enflasyonu ise vatandaşlarımız iliklerine kadar hissetmekte. Piyasalarda zamların neredeyse %100'e dayandığı bu ortamda görüldüğü gibi TÜİK'in enflasyon rakamları yine gerçeği yansıtmıyor. Ancak bizim maaş zamları maalesef TÜİK'e göre yapılıyor. Son bir yıl içinde 4 kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 1700 lira zamlandı. Yine son araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3000 lirayı, yoksulluk sınırı ise 10.000 lirayı aşmış durumda. Yani Ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden bitti. Bu yüzden memurlar olarak enflasyon altında ezilmeden insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Öte yandan gündemdeki diğer bir konumuz da ilk olarak 23 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2023 eğitim vizyonu tanıtım toplantısında duyurulan ancak bugüne kadar somut bir adım atılmayan öğretmenlik meslek kanunu. Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda öğretmenlik meslek kanununu desteklediğimizi ifade etmiştik. Tabii bu desteğimiz devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacaktır. Çalışmaları devam eden meslek kanununun bir an önce paydaşlar ve kamu ile paylaşılması noktasında bakanlıktan ivedilikle adım atılmasını bekliyoruz. Geleceğini zedelemektedir. Bu noktada eğitim öğretmen hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır. Öğretmenlerimiz öğretmen odalarında bölük pörçük edilmemelidir. Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan baş öğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır. Başarı, üstün başarı belgeleri objektif kriterler belirlenerek uygulamaya geçmelidir. Tüm eğitim çalışanlarının vergi dilimi %15'te sabitlenmelidir. Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilecek şekilde düzenlenmelidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öğretmenleri de ilgilendiren bütün hükümleri bu kanun içerisinde yer almalıdır. Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu'nun iş güvencesi ile hükümleri kanun metninde mutlaka yer almalıdır. Elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir askeri ücret ile brüt iki askeri ücret arasında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Anadolu öğretmen liselerinin tekrar açılması için düzenleme yapılmalıdır. Öğretmenliğe atananların girmek zorunda olduğu adaylık kaldırma sınavı kaldırılmalıdır. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideleri içeren düzenlemeler mutlaka meslek kanunu ile belirlenmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka meslek kanunu ile düzenlenmelidir ve tüm eğitim çalışanlarını kapsamalıdır. Öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması büyük bir sorundur. Yetersiz kontenjanlardan dolayı binlerce çocuk ana babasıyla birlikte yaşama, kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı hem anayasa gereği hem de insani bir gereklilik olarak aile birliğini sağlamalı ve meslek kanunuyla güvence altına almalıdır. Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda öğretmenlerin atama ve nakil düzenlemeleri ile ehliyet ve liyakatı esas alan yönetici atama sistemi mutlaka meslek kanununda yer almalıdır. Ümit ediyoruz ki
öğretmenlik meslek kanunu ile birlikte öğretmenlik mesleğinin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtulacaktır. Değerli eğitim çalışanları, saygıdeğer basın mensupları, sonuç olarak Türk Eğitim Sen olarak mesleğin statüsünü sağlam ve yasal bir zemine kavuşturacak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını arttıracak tedbir ve düzenlemeleri hayata geçirecek olan öğretmenlik meslek kanununun bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca yılbaşından itibaren ödeyeceğimiz vergi, harç ve cezalara %36,2 zam gelirken memurlara verilecek zammın 5+7 olmasının büyük bir tezat teşkil ettiğini açıkça ifade ediyoruz ve diyoruz ki devlet milyonlarca çalışanına karşı verirken cimri, alırken bonkör olmamalıdır. Bizim talebimiz sadece öğretmenlere değil, memuru, şefi, hizmetlisi, şoförü ve teknisyeniyle tüm eğitim çalışanlarına hak ettikleri ve insanca yaşayabilecekleri ekonomik düzenlemenin bir an önce yapılarak ücret adaletinin sağlanmasıdır. Bu yüzden sürekli değer kaybeden memur maaşının da yeniden değerlenmeye alınmasını ve Ocak ayından itibaren maaşlara 1000 lira seyyanen zam yapılmasını ve ayrıca %3 refah payı eklenmesini istiyoruz. Yani biz memurlar nimette de külfette de adalet istiyoruz. Bu basın açıklamamızın işverene uyarı için bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. Uyarılarımız dikkate alınmadığı takdirde eylemlerimizin büyüyerek devam edeceğini buradan ilan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.